Çok değişik bir karar oldu. Ya bilmiyorum, Japon'a geçtik ama ilk defa. Arkadaşlar herkese merhabalar. Plakaları yeni aldım. İstikamet, trafik şube. Gelip şu anda bu arabayı açtırmaya çalışacağım. Başta görüyorsunuz ne olduğunu. İlk defa bir Japon'a geçtim. Çok değişik bir karar oldu. Amerikan, Alman derken şimdi de Japonya'dayız. GDM dünyasına hoş geldin diyelim kendime. Siz de bir hoş geldiniz derseniz. Aldığımız araba IS200. Anlatacağım sizlere, göstereceğim tabii. Ama öncelikle şunu açtırayım. Bunu açtıktan sonra görüşürüz diyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi plaka ve arabanın ruhsatı elimde. Gidiyorsunuz trafik şubede. Bunlarla beraber arabanın ruhsatı hem de kafa kağıdı dediğimiz ruhsatın ikinci nüshası ile birlikte gidiyorsunuz. Trafiğe açtırıyorsunuz. Tabii gitmeden önce sigorta numarası almanız gerekiyor. Burada FOB numara deniliyor. Yani arabanıza bir sigorta yaptırmanız gerekiyor. İnternetten hızlı bir şekilde 5 dakika içinde yapılıyor zaten. O numarayla birlikte gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Eğer elinizde bir plakanız varsa bunu kullanabiliyorsunuz. Eğer yoksa da bir plaka çıkarmanız tabii ki gerekiyor. Bakalım ücretler ne kadar tutacakmış. Hava da çok güzel, mükemmel, güneşli. Yaz havası gibi. Birkaç gün daha bile güzel olacak ama sonrasında... Abi şu kırmızı ışık bir türlü konuşmadı ya. Evet, ne diyorduk? Ya böyle olacak. Birkaç gün daha, bir hafta en fazla. Daha sonra yine soğuklar başlayacak. Ama bu sene iyi geçti ya, genel olarak sıcaktı. 25 derecenin üzerindeydi. Hatta bir ara 30 falan oldu. İşte bu Almanya için çok çok güzel bir hava. Evet, yeşil. Hemen karşıya geçelim. Diğer taraf kırmızı. Evet arkadaşlar, açtırdım. Şimdi istikamet ev. Eve gidip bu plakalar için, bunlar küçük. Bunlar normali standartla biraz daha uzun oluyor. Bu biraz küçük olduğu için buna uygun bir tutacak almıştım. Plakalı almıştım. Onu evden almam gerekiyor. Yanıma almamışım, unutmuşum. Önce eve gideceğim. Daha sonra ise arabayı gidip alacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, görmüş olduğu gibi aldım. Bahsettiğim şey bu. Eve uğradım, bunu aldım. Aslında yaklaştım bayağıdır. Yol aldım ama başka bir şey göstermek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi ormanlara kıymışlar, kesiyorlar. Bu Almanlar hiç doğayı falan sevmiyorlar abi. Nerede bir yeşillik var hemen yıkıyorlar ve beton dikmeye çalışıyorlar. Evet sevgili dostlar, arabayı geldim almaya. Hemen arka plakalı taktım yalnız. İçi böyle. Şöyle söyleyeyim. Arka plakalı taktım da. Şimdi buraya yayçerden yağını atarla açıyoruz. Bir şey göstereceğim de. Burada abi. İde anahtar üzerinde ama anahtar üzerinde şey takılı. Evet. Şimdi şu benimki. Plakalık, bu eski plakalıklar. Abi bunlar zaten buna uymuyor. Şöyle söyleyeyim. Bakarsanız şöyle 1-2 milim santim kadar uzun. Benimkileri takmaya çalıştığımda ise önde yer yok. Arkayı da zorla tutturdum. Arkada zorla tutturdum emanet. Şimdi eve gidip düzelteceğim onları. Emanet duruyor. Düşmez inşallah yolda. Şunu takamadım. Plakalık olmak zorunda. O yüzden şimdi bunu şuraya şöyle eve kadar bırakacağım mecbur. Onun dışında şu yeşil şey zorunda. Çevre pulu. Onu asmam lazım. Ya yürüme ya. Abi. Evet. Böyle arabaları hiç sevmiyorum ya. Ben nereye koymuştum onu? Şimdi büyük bir mesele. Nereye koymuştum? Ha, burada. Hemen şunu da takalım da. Burada eski
sahibinin plakası. Ben şimdi bunu değiştireceğim benimkiyle. Bu olmazsa cezası var. Yaklaşık 3-4 euro bir şey fiyatı var. Ama olmasa da cezası var. O yüzden hemen takalım. Evet, şöyle görmüş olduğu gibi taktık. Zaten yapışkanla geçiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hemen devam edelim, eve gidelim. Bu arada gelmişken de elimdeki arabaları göstereyim. Şuraya bir gelip yapmadılar ya. Bir tane Pico var. Bir tane Ford Fiesta var. Şu 4250, şu 6.5 olması lazım fiyatı. Evet, 6.5'tu. 94.000 de galiba. Bu da aynı 84.000 olması lazım. Tabi hatırlamıyorum ama 100.000'in altında ikisi de. Fiyatlar bu şekilde temiz. Şu anda sadece iki araba kaldı elimde. Piyasada araba yok. Bulmak zor. O yüzden araştırıyoruz, oldukça alıyoruz. Buldukça oluyoruz yani. Arabanın incelemesini yapacağım tabi. Bugün zor ama size birkaç saniye gibi gelecek ama ben ne zaman yaparım bilmiyorum. Belki birkaç gün sonra, belki hafta sonra bırakırım çünkü işe gitmem gerekiyor. Akşamcıyım. Arabayı daha tam henüz bilmiyorum. Biraz deneyimleyemek istiyorum. Şöyle birkaç gün süreyim arabayı. Öğreneyim. Artısını eksisini bileyim ki sizlerle öyle paylaşayım. Şimdi buraya kadar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Birkaç gün sonra görüşürüz ama size göre birkaç gün, birkaç saniye olacak. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, getirdim. Plakaları da hallettim. Evet, plakalar her şey hallolundu. Şöyle görmüş olduğu gibi önde hallettim. Şimdi onunla oraya bekliyoruz. Şimdi şunu deneyeceğim. Bu klima temizleme spreyi. Daha önce kısa bir video yaparak göstermiştim. Bunu hemen hemen her arabada yapıyorum. Kendim aslında iş yeri için kullanıyorum yani. Kader ya, aldım arabaları. İçindeki pis kokuyu, böyle kötü kokuyu gidersin diye kullanıyorum. Kendi arabalarımı da kullanıyorum. Şimdi bunu Lexus'ta da deneyeceğim. Şöyle bir Android ekranımız var. Bluetooth'larından bağlanıyor şimdi. Şimdi Bluetooth'a bağlanacak, kapanır demek kalmadı. Kaldı, kapandı. Ne yapıyoruz bunda? Arabayı çalıştırıyoruz. Camları kapatıyoruz. Ondan sonra klimayı sonuna kadar dayıyoruz abi. Son güce kadar. Burada da sadece içeride kalsın diyoruz hava. Şunu alıyoruz. Evet. Şimdi buna da basıyoruz. Bu böyle 10 dakika kalacak. Kapıyı da kapatıyoruz. Biraz bekleyelim. Durumu size anlatacağım. Evet arkadaşlar, bitti. Görmüş olduğunuz gibi bitti. Şimdi ise arabayı ve klimayı kapatıyoruz. Ben klimayı açmamışım ya. Tüh. Ama olsun. Umarım işe yaramıştır. Şimdi ne yapıyoruz? Arabayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şunu da artık işi bitti. Burnuma üfleme. Şimdi camları açıp güzel bir havalandırıyoruz. Bunu artık çöpe atabiliriz. Bugün de çöp günü. Bir iki gibi gelip çöpler alacaklar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Havayı güzel bir arabayı havalandırıyoruz. Ben şimdi böyle bırakacağım. Yarım saat, bir saatim var işe gitmeye. Gidip hazırlanayım, bir şeyler yiyeyim. Çayımı içerim. Sonra işe giderim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, merhabalar. Araca bugün xenon falları takacağım. Daha doğrusu lambaları, iç kısımları. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu takalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi normal farlarımız var. Şimdi bunları bununla değiştireceğim. Bunun için HV4 kullanıyorum. Bunu Almanya'da alırken bunların AVE belgesi olması gerekiyor. Yoksa sokaklarda bunu kullanamıyorsunuz ama bunun var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi takalım bakalım.
şöyle bakarsanız bu kendi orijinali. Şuraya koyalım. Bu örümcek nereden geldi ya? Bu ise yeni almış olduğumuz. Şöyle bakarsanız aynı gibi, hemen deneyelim. Hatta şöyle yapalım. Şöyle biraz ekran parlaklığını kısınca beyazlar anlaşılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Oldu gibi sanki. LED olsaydı aslında daha iyi olurdu acaba. Bakalım, memnun kalmazsak bunları LED ile değiştiririm tekrarında. Ama önce bir denemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ise netle canım yıkamaya geldik. Tünele gireceğim, hiç kendime uğraşmayacağım. Dışını falan içeride yıkayacağım. Daha doğrusu tünele girip orada yıkayacağım. İç kısmını sadece kendim temizleyeceğim. Dıştan pek uğraşmak istemedim. Daha doğrusu nasıl bir durumda altı falan bilmiyorum. O yüzden altını komple yıkasın diye tünele giriyorum. Şimdi şöyle göstereceğim size. Evet, şimdi önümde iki araç var. Önce bir güzel ıslatıyorlar burada. Daha sonra orada jantı mantı sağını sonra biraz fırçalıyorlar. Daha sonra o görmüş olduğunuz yere giriyoruz. Daha önce zaten videolarını yapmıştım, bilenler biliyordur. Bilmeyenler ve ilk defa izleyenler için de şöyle kısa bir göstermiş ve anlatmış olayım. Daha sonra araca bir köpük sıkıyor. Biraz da wax falan yapıyor, parlasın diye. Devam edelim. Evet, içeri doğru giriyoruz. Evet. Bu saatten sonra benim yapmama gereken bir şey yok. İçeri girdiğimizde sadece vitesi boşalıyoruz. El frenini indiriyoruz. Yani aracı duraklatacak herhangi bir şey olmuyor. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Buradan çıktığında yıkanmış oluyor. Bu programda altını yıkamayı seçtim. Sağ solunu vakslamayı falan seçtim. Kendiniz seçebiliyorsunuz. Bunun için ise 17 euro para verdim. İçeriye girişte bedava. İç kısmı birazdan göstereceğim. Buradan bir çıkalım. Devam edelim. Evet sevgili dostlar, aracımız bitti. Temizledim. Yani yapabildiğim kadar temizledim. Benim için önemli olan iç kısımlarıydı. Çünkü eski sahibinin kokusu vardı. Biliyorsunuz yeni bir aracı aldığınızda eski sahibi gibi kokuyor araçlar. İçeriği yıkadım, biraz içeriği temizledim. Altını yıkadık makineyle. Orada yıkadık. Şimdi ise şöyle kısa bir araba işleri anlatmak, göstermek istiyorum. Arabamızın tabii yapılması gereken bazı işler var. Mesela araba paspasları abi, bildiğiniz gibi şey değil. Hep buna uygun değil. Uydurmuşlar yani, bakar mısınız? Hep uyduruk muyduruk. Orada paspas yok zaten. Onun dışında burada ilerleyen zamanlarda şu ekran şu anda aktif olarak çalışmıyor. Burada eski navigasyon var. Şu teybi imtihal edip buraya orijinal teybini takıp oraya bulursam tabii bir yerlerden. Şuraya da bir navigasyon, yeni bir Android sistem, bir CarPlay yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Direksiyonumuz IS300'ün direksiyonu. Bu arada arabamız IS200. Lexus IS200. Bunlar Japonya pazarında. Bildiğimiz Toyota Altezaların Avrupa pazarı ve Amerika pazarı için üretilen modelleri. Bu 2 litrelik 6 silindirlik modeli. 1GFE motor koduyla geçiyor. Tabii bunlar çeşitli motorlar var. Bir 1000 motor var. Bir tane de 3 litrelikleri. Tabii o zaman eşbek oluyor. Vagon kas oluyor. Onlar ise 2CS motorla geliyor. Bunlara 1CS, 2CS çok çabuk atılabiliyor. Motorlar swap yapılabiliyor ama
Bunlara ben düşünmüyorum öyle bir şey. Hızımız gibi bir şey düşünmüyorum. Hızlı anlatayım sizlere. İlk defa bir Japon arabası işte. Bilmiyorum ne anlatırım. Yani araba şimdilik güzel. Araba zaten tertemiz. Önemli olan buydu. Pas yok, kir yok. Bir yeri ezik değil, çürük değil. Bu benim için en önemlisiydi. Kozmetik ihtiyaçları var. Onları da zamanla yaparız mesela. İlk olarak lambayla başladık biliyorsunuz. İlk olarak lambayla başladık. Onu hallettik. Ondan sonra başka bir şeyler hallederiz. Böyle sırayla yapa yapa inşallah gideriz. Arkalara GTR görünümlü lamba takmışlar. Şuraya da görmüş olduğunuz gibi. Bunlar GTR görünümlü diyorlar. Yani şuraya. Tabii şunları karartıyorlar komple şurayı falan. Sadece şu gözüküyor. O zaman daha güzel bir GTR gibi duruyor arkadan. Yapar mıyız bilmiyorum. Özenti değiliz. O yüzden şimdilik bu şekilde kalacak ama bu sis farlarını ilerleyen durumda LED yapacağım. Bunlar da belki LED yaparım bilmiyorum. Şu anda durumu güzel ama araç bu şekilde. Aracımızın üzerinde jantlar da güzel. Yani bir şey yok. Jantlar da gerçekten de güzel duruyor. Tabii ufak tefek çizikler var. Bunları bir güzel bir CNC'de falan düzelttirmek gerekiyor veya yeni bir jant alırız bilmiyorum. Üzerindeki lastikler şu anda hem kışlık hem yazlık lastikler. Yazlık lastikleri yok. Kışın belki böyle söylerim, yaza doğru yeni bir jant ve lastik alırız buna. Şu anda üzerindekiler bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ama jantlar fena durmuyor. Boyansa daha güzel durur bence. Evet. Biraz da şöyle sürüşüne bakalım isterseniz. Bakalım daha neler göreceğiz. Gitmeden önce iç kısmını biraz daha göstereyim sizlere. Yağmur atıştırmaya başladı. O yüzden içeriye kaçtım. Kusura bakmayın. İçi yani çok güzel aslında. Alkantara ve deri. Tam istediğim gibi deri olsa abi, ben mesela Dodge'da deri var. Pişiriyor, ben deri koltuğu sevmiyorum abi. Deri koltuğu o zaman alttan soğutma olması gerekiyor. Öyle bir özellik de yok. ama bu şekilde güzel yapmışlar. Hem alkantara hem deri. Yanlar da keza aynı şekilde şöyle görmüş olduğu gibi deri. Şu ışıklar yanmıyor. Şuradaki ışıklar yanmıyor. Bu ışık ışıkları, Takuro'nun ışıkları tam aydınlatmıyor gece. Yani beğenmiyorum. Şu anda mesela şöyle göstereyim. Şu anda açık durumda. Şu kapalı, şu açık. Yani gece beğenmediğim için belki şunları sipariş edeceğim. Işıkların LED'lerini sipariş edeceğim. Onu değiştireceğim. Yani arabada yapılacak bazı ufak tefek şeyler var tabii ki. Bunları zamanla inşallah düzeltmiş olacağız. Şöyle bir turlayalım isterseniz. Arabamız 2000 model. 2000 model olmasına göre aracımızda her şey var. Snow, yani kar modu var. Onun dışında işte aracımızda ekstra spor modu var. Power modu. Power modunu aldığımız zaman yani spor moda geçmiş gibi oluyor. Öyle söyleyelim. Arabaya sonradan IS300 direksiyonu takmışlar. Toyota Altezza. Bu da çok güzel bir görünüm olmuş. Bu da hoşuma gitti. Benim yapmama gerek yok yani. Onun dışında abi hemen şöyle devam edelim. Tabi lastikler kış lastiğim yazdığı olduğu için biraz uğultu yapıyor. Siz de duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu uğultuları gidermek gerekiyor. Bunun için ise yani bu hafta yapamadım çünkü daha ilk haftam. Bugün arabayı aldığımın 6. günü. Arabayı ilk defa sizlerle yıkadım. Ben de bu arada ilk defa bir Japon arabasına geçtim. Yani daha önce Alman arabaları seviyordum. BMW, Mercedes gibi, ama en çok sevdiğim tabii ki Mercedes, BMW. En çok sevdiğim tabii ki BMW. Abi sonra Amerikan'a geçtik biliyorsunuz. Dodge Charger aldık bir tane. Evet, Almanya'da yakında seçimler olacak. Şöyle görmüş olduğun gibi hemen seçim bayraklarını asıyorlar. Ne diyordum abi? Japon arabasına geçtik diyorduk. Yani bilmiyorum, Japon arabasına geçtim. Böyle bir şey vardı içimde. Bir Japon sevgisi başladı son dönemlerde. Ne alabilirim diye düşündüm. Aslında ilk etapta Mitsubishi bakmıştım. Geçin hadi be. Bas dut. Görmüyor musun? Adam arkadan gonla çalıyor. Sanki gelenleri görmüyor. Adam arkadan gonla çalıyor. Sanki gelenleri görmüyor arkada ya. Abi bu ne ya? En neyse abi. Araştırmaya başladım. İşte Mazda RX 8'lere baktım. Sonra motor arızası, klasik hastalıkları biliyorsunuz. Daha uygun, daha yani başlangıç olarak neden başlayabilirim diye düşündüm. Toyota Celica'lara baktım. Hoşuma gitmedi. Mitsubishi Eclipse'lere baktım.
Onlar çok hoşuma gidiyor. Ama Almanya'da olanların hepsi çürük. Abi paslanmış yani, gitmiş. Aldığınız zaman en az bir 5-10 bin orada masraf etmeniz gerekiyor ki adam edebilmeniz için. Komple bir revize edilmesi gerekiyor kasasının. Tam zamanda çıktım yola vallahi var ya. Tüm bunlardan nedeni araştırırken sonra bir gözüme bu araba çarptı bir yerden. Abi araştırdım. Gerçekten araba hani drift dünyasının Mona Lisa'sı değildir belki ama drift dünyasının vazgeçilmezlerinden bir tanesi bu. Hoşuma gitti. Bir de ona baktım. Neler yapılabilir? Modifiye seçeneğine baktım. Oldukça geniş yelpazeye bir sahip bir modifiye seçeneği var. Yani yapabilirsiniz. Araba modifiyeye uygun. Abi araştırdım. Yaklaşık 2 ay falan baktım. En sonunda bunu buldum. Bunun en güzel sebebi benim için pas olmaması, arabada sorun olmaması vesaire gibi sonlara dolayı bunu aldım. Bunların 2'lik ve 4 silindirleri var. Bunların 3'lik ve BIM motorları var. Daha sonra vagon kasa olarak IS 200 ve IS 300'lerin, IS 300 daha doğrusu, bunların 2CZ yani motor olarak geliyor. 2CZ motorlar olarak da geliyor. Onlara baktım ama bilemedim, sevmedim. Abi hoşuma gitmedi. Vagon kasa sevmiyorum ben. Yani dedim 2CZ olmasın abi. Bizki de 1GF olsun dedim. Ne olacak dedim, bunu aldım. Tabi bunlara baktım, araştırdım. Bunların turboluyorlar. Çok basit bir şekilde plug-in. Direkt alıyorsun, takıyorsun gibi. Manifold'u falan değişiyorsun ufak tefek. Manifold falan içine geliyor zaten kit olarak. Abi bunlardan dolayı bunu tercih etmiş oldum. İlk defa bir Japon arabasına da geçmiş oldum. Yağmurdan dolayı kusura bakmayın böyle bir gösteriş oldu. Arabayı ilerleyen dönemlerde zaten yakından hep birlikte tanırız. Daha güzel buluruz. Arabada egzoz var. Egzozu iptal etmişler. Egzozun çok güzel bir egzoz var ama ya susturucu falan taktık falan diyorlar. TÜV'te geçecekmiş. O yüzden hepsini iptal etmişler. Şu anda o yüzden fazla ses yok arabada. Ama biz seslendireceğiz abi. Mahalleler şey olmasın. Onun dışında kliması var. Koltuk ısıtması, bu çok güzel bir örnek, çok güzel bir özellik Almanya için. Kışın çok ihtiyaç duyuyoruz. Arabada park sensörleri yok ama sonradan takmışlar. O da güzel. Yani birçoktan iyidir. Klima çalışıyor, her şey var. Koltuk ısıtma. Yani koltuklar bu arada otomatik bak. 2000 modele göre, arabaya göre koltuklar otomatik. Yani çok güzel. Arabayı sevdim. Sizler de hoşum, umarım seversiniz. Böyleydi. Yağmurdan dolayı fazla bir şey gösteremedim. Kusuruma bakmayın. İlerleyen dönemlerde demiş olduğum gibi daha güzel incelemelerini yaparız. Güncellemelerini yaparız. Arabaya bir takım yapmak istediğim şeyler var. Onları zamanla görmüş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.